Adem'e yardım etmem lazım. Nasıl? İçine attığım tehlikeden kurtarmam için onu bu evden göndermem lazım. Kovacak mısınız onu? Mecburum Fatma. Ya o burada olduğu sürece de hep tehlikede olacak. Ailesi tehlikede olacak. Benim yüzümden onların başına bir şey gelmesini istemiyorum. Anlıyorum. Ama yani Timur Bey neden diye sormayacak mı? Bu daha çok şüphe çeker. Ben bir yolunu bulacağım. Biraz kısa ama dur, halledeceğim. Olmadı. Niye? Olmuştu aslında. Ya o niye attın kızım? Olmuştu işte. Hayır, olmadı. Bu sefer kenarlarını düzgün yapamam. Tabii, tabii. Emredersiniz. Şöyle kenarlarını düzgün yapalım. Oldu mu? Böyle güzel mi? Evet, güzel. Tamam, yapıştır. Bir şey diyeceğim aslında. Yani sonuçta hediye. Yani böyle paketi de yırtıp atacak ya. Hiç paket yapmasak olmuyor mu? Olmaz. En güzel hediye bizim olmalı. Niye? Çünkü Berkecan beğenmezse üzülürüm. Kim? Berkecan. Berkecan? Evet. Kimmiş bu Berkecan? Bizim sınıfta yeni geldi. Senin saçın gibi dağınık onunki de. Peki benim kadar yakışıklı mı bu Berkecan? Senin kadar değil de fena değil işte. Yani bence de olamaz zaten o kadar. Piyango büyük olsun. Ya bu çok uzun. Buzdolabı almadık ya Berkecan'a. Ya baba ya neden Berkecan'a buzdolabı alalım ki? Sus, bana Berkecan deme. Bu işte yeterli, güzel. Rengi de gayet şık. Tamam, boş ver bunu. Önce şu kenarları yapıştıralım. Katla güzel güzel. Berkecan'a beğendirmemiz lazım. Tamam, bantlar da yeter. Ne haber Kıvırcık? Getirdin mi emaneti? Saymama gerek yok herhalde. Ferda, saçma sapan konuşma, benim sinirlerimi bozma. Aa, ne oldu ya? Niye atarlanıyorsun? Tamam mı? Bitti mi şimdi? Ya sen niye bana böyle düşmanmışım gibi bakıyorsun? Kızım ben Nevin'e kimsenin yapmayacağı iyiliği yaptım. Benim sayemde mutlu bir ailesi var. E bunun da bir karşılığı olacak tabii. Vallahi iyi para aldın. Aklını başına topla, çarçur etme, kendine yeni bir hayat kur, başını belaya sokma. Bak, gül gibi bakılıyor kızına. Mutlu bir yuvası var ama her şeyden önce başında aslan gibi babası var. Huzurlarını kaçırma, kendi yoluna git. Of Melahat. Tamam, kes. Nevin'e de söyle, evcilik oyununa devam etsin. Ben gidiyorum buralardan. Bir daha görmeyeceksiniz beni. Hadi eyvallah.
Ne yaptın teyze? Tamam kızım. Korkacak bir şey kalmadı. Konuştum ben. Ne dedi? Ne diyecek? Parayı alınca rahatladı tabii. Bir daha karşına çıkmayacakmış. Gidecekmiş buralardan kendine. Yeni bir hayat kuracakmış. Nereye gidecekse. Cehennemin dibine kadar yolu var. Şükürler olsun teyze. Fatma günaydın. Günaydın. Yasemin Hanım'a haber verir misin? Ben dışarıda bekliyorum. Bence siz hiç beklemeyin çünkü bu sabah koşmayacakmış. Yani öyle söyledi bana. Tamam. Ay, buna da yazık be. Hiçbir şeyden haberi yok. Ama gerçi olmasın zaten. Ne diyorum ben de saçma sapan. Aa, kızı sen kendi kendine ne konuşuyorsun öyle? Çiçeklerle, böceklerle falan konuşuyorum. Diyorum ki hava ne kadar güzel, şöyle ciğerlerime mis gibi havayı alsam. Hmm. Çok iyi olur. Belki beynine de biraz oksijen gider. Aşk olsun ama. Herhalde. Hadi hadi. Sofra hazırlamışlar. Tamam. Çabuk. Kahvaltıyı hazırlamışlardır. İnmeyecek misin aşağı? Yok, şu an çok yorgun. Sonra inerim ben. Sen Furkan yüzünden kızgınsın bana hala, değil mi? Kim arıyor sabah sabah? Adem. Açmayacak mısın? Alo Adem, ben bugün koşmayacağım. Ya evden de çıkmayacağım. Sen özgürsün yani, izin yap. Ya tamam, yaparım da. Bir şey mi oldu? Yok, sadece yorgunum. Abi, istediğin tablo geldi. Süper olmuş. Sence bu oldu mu şimdi? Oldu tabii oğlum. Sen ne anlarsın? Kıyar. Sakin ya. Elin ayağın birbirine karıştı. Ne alaka be, saçmalama.